Herkese merhaba, ben Kubilay. Bu videoda brakistokron probleminden bahsedeceğim. Brakistokron, sırasıyla en kısa ve zaman anlamına gelen Yunanca brakistos ve kronos kelimelerinden oluşmuş bir kelimedir. Bu problem, adından da anlaşılabileceği üzere, yer çekimi ivmesi etkisindeki bir nesnenin iki nokta arasında en kısa zamanda seyahat ettiği eğrimin ne olduğuyla ilgilenir. Problemin çözümünü Euler-Lagrange eşitliği kullanarak bulacağız. O yüzden ilk başta hızla başlıyoruz. Hız yani v, s'nin t'ye göre türevi olarak tanımlanmıştır. S ise uzunluğu, t ise zamanı temsil ediyor burada. Bu problemde zamanı minimize etmek istediğimiz için dt'yi yalnız bırakalım. Bu problem iki boyutta olduğu için ds'yi dx ve dy cinsinden yazabiliriz. Şimdi ds'yi İşlemlerimizi kolaylaştırmak için dx cinsinden bulalım. Gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Ve ds'yi yerine yazalım. Şimdi Euler-Lagrange eşitliğindeki f fonksiyonunu bulmamız lazım. O yüzden integralimizi tanımlayalım. Ve gördüğünüz gibi f fonksiyonumuz kök içinde 1 artı y prime'ın karesi bölü v oldu. Euler, Lagrange eşitliğini çözmeden önce v'yi y veya x cinsinden yazmamız lazım. Bunun için enerjinin korunumundan faydalanacağız. Nesne hareketine başlamadan önce, yani başlangıçta, sadece potansiyel enerjisi vardır. Potansiyel enerji mg'ye olarak tanımlıyoruz ve nesne hareketini bitirdiği zaman sadece kinetik enerjisi olacak. Kinetik enerji ise 1 bölü 2 mv karedir. Başlangıç ve sondaki enerji birbirine eşit olduğuna göre 1 bölü 2 mv kare mgy'ye eşit olacak. V'yi yalnız bırakırsak kök içinde 2 çarpı g çarpı y sonucunu bulacağız. Ve yerine yazarsak f fonksiyonumuzun son hali bu oldu. Şimdi sırada Euler-Lagrange eşitliğini çözmek var. Ancak Euler-Lagrange eşitliğini kısa bir şekilde çözebiliriz. Gördüğünüz gibi f fonksiyonunun x'e göre kısmi türevi 0 olduğu için Beltrami özdeşliğini f fonksiyonuna uygulayabiliriz. Beltrami özdeşliği c sabit bir reel sayı olmak üzere ekranda gördüğünüz eşitliğin her zaman sağlandığını söyler. O yüzden gelin ilk başta f'in y prime'a göre kısmi türevini hesaplayalım. F'in y prime'a göre kısmi türevi y prime bölü kök içinde 2g çarpı y çarpı 1 artı y prime'ın karesine eşit. Şimdi Beltrami özdeşliğini kullanarak hareket denklemimizi bulabiliriz. Bulduğumuz bütün sonuçları yerine yazdığımız zaman ve sadeleştirdiğimiz zaman karşımıza böyle bir eşitlik çıkıyor. Bu eşitliği birazcık daha düzenleyelim ve diferansiyel denklemi daha rahat bir şekilde görebilirim. Gördüğünüz üzere eşitliğin sağ tarafı sabit bir sayı. Buraya k diyorum ve diferansiyel denklemimiz son hali ekranda gördüğünüz eşitlik oluyor. Bu diferansiyel denklemi çözmeye başlayalım. dy ve dx'i rahatlıkla ayırabiliyoruz gördüğünüz gibi. O yüzden ayırıp integralini alalım her iki tarafında. Sol taraf x olacak. Şimdi sağ tarafı nasıl çözebileceğimize bakalım. Y'ye k kare çarpı sin kare teta bölü 2 dersek d'ye yani y'nin türevi k kare sin teta bölü 2 çarpı cos teta bölü 2 olacak. Diferansiyel denklemimizi açık bir şekilde yazalım ve gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Bu integrali çözmeden önce hatırlamamız gereken küçük bir trigonometrik özdeşlik var. Sin kare teta bölü 2'yi 1 eksi cos teta bölü 2 şeklinde yazabiliriz. İntegralin son hali bu oluyor ve bunu da çözersek x'i k kare bölü 2 çarpı teta eksi sin teta şeklinde buluyoruz. Y'yi zaten başta çözüme başlamadan önce bulmuştuk. Bu gördüğünüz parametrik denklemler eşitlik bize sikloidi veriyor. Sonuç olarak yer çekimi etkisi altındaki bir nesnenin gitmesi için izlemesi gereken yol bir sikloittir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.